hem ben şahsımda bil müşahede ve zevken. Belki bin tecrübatım var ki mesail-i şeriatla sünnet-i seniye düsturları emraz-ı ruhaniyede ve akliyede ve kalbiyede. Evet, demek ki cemiyette emraz-ı kalbiye ve ruhaniye istemiyorsan hastalık, ruhi hastalık, ruhi bunalım, akli hastalıklar istemiyorsan şeriatla idare olunacaksın ve sünnet-i seniyeyi tatbik edeceksin. Cemiyetin reçetesi bu. Cemiyetin reçetesi bu. Onun için bakıyorsun öyle cinayetler, öyle hadiseler, öyle şeyler veriliyor ki o da bilinenler yani. Ortalığa çıkanlar. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Hasta, hasta olmasa öyle yapmaz yani. Hasta. Yani demek ki şimdi bunu devlet-i celi bilmiyor mu? Biliyorlar. Bir devletin kuruluşu en az 100 sene sürer. Kurulduktan sonra yıkılışı da en az 100 sene sürer. En az, en aşağı. Osmanlı'nın yıkılışı 300 sene sürdü. 300 sene bütün Avrupa, başta İngiliz, hilafet merkezini kaldırmaya çalıştılar. En son 1909'da kaldırdılar. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri düştükten sonra kalkmış sayılır yani. 1923'te adını koydular ama esas 1909'da kalkmış. Yani bu işin devasının şeriat olduğunu, sünnet-i seniye olduğunu, hele bilhassa bugün devlet ricalinin bilmemesi mümkün değil. Ama mümkün, elinde imkan yok yani. Elinde imkan yok. Ne yapabilir? Ne yapabilir? Devletin hakim güçleri var. Askeriyesi var, polisi var, jandarması var, üniversitesi var. Hakim güçler bunlar. Bunlar istedikleri zaman yel estiriyorlar. Şimdi bütün bunlara mukabil, bunlara rağmen cemiyetin akli dengesi şeriata bağlı, ruhi dengesi şeriata bağlı, ahlaki dengesi şeriata bağlı deyip ama ben şeriatı ilan ettim diyemez. Diyemiyor. Diyemeyecek midir? Diyecek. Birisi gelecek, vazifelisi gelecek. Diyecek ben şeriatı ilan ettim. Küsen yatağını ayrı sersin. Londra'da, Paris'te, New York'ta evleri olanlar bir an evvel çıksın gitsinler. O zaman herhalde birkaç yüz bin kişi gider. Ama olacak. Çünkü İslam cemaatinin, İslam cemiyetinin ıslahı bununla. Bununla. Tecrübelerimle sabittir ki emrazı, evet. Emraz-ı ruhaniyede, ruhi hastalıklar, evet. Ve akliyede. Akliyede, evet. Ve kalbiyede, evet. Hususan emraz-ı içtimaiyede, insanların idaresinde, huzurda, cemiyetin sulh selamet içinde idare edilmesinde en mühim şey şeriatla sünnet-i seniye düsturlardır. Evet. Mesail-i şeriatla sünnet-i seniye düsturları tabii. Emraz-ı ruhaniyede ve akliyede ve kalbiyede hususan emraz-ı içtimaiyede gayet nafi birer devadır. Tabii. Bildiğimi ve onların yerini başka felsefi ve hikmetli meseleler tutamadığını bil müşahede kendim hissettiğimi ve başkalarına da bir derece risalelerde ihsas ettiğimi ilan ediyorum.